Kriptos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki piyasalar hareketlendi. Bu hareketlerden sonra güzel bir geri çekilme geldi ve şimdi de gördüğünüz gibi bir düşen trend kırılımı var. Detaylar nedir? Altcoin'lerde son durum, altcoin'lerle alakalı neler yapabiliriz, önümüzde bizi neler bekliyor gibi birkaç şeye değindiğimiz güzel bir video olacak. Lütfen arkadaşlar videoyu kesintisiz şekilde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda coin sorularınızı veya düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtip videoyu da beğenirseniz, destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bununla birlikte açıklamalar kısmında yine ücretsiz işlemler verdiğimiz Telegram platformumuz mevcut. Katılıp hem coin analizi yaptırabilir, sorularınızı sorabilir hem de arkadaşlar işlemlerden maksimum şekilde faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Ufaktan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bakın şimdi Bitcoin seviyesi 73K'lara kadar geldi. Bu seviyelerde arkadaşlar takıldı ve daha sonrasında bir düşen trend oluşturdu. Şimdi geçtiğimiz 4 saatlik kapanışlarla birlikte, hatta günlük baza geçelim. Günlük bazdaki kapanışla birlikte de arkadaşlar biz yutan mum gördük ve arkadaşlar 4 saatlikteki kısa vadeli şu trendin kırılımını gördük. Ancak kırılımdan sonra gelen mumlar hacimsiz olduğu için hala piyasada bir temkinli olma havası var. Çünkü arkadaşlar bakın biz birinci dibi yapıyoruz. Şöyle ikinci dibi yapıyoruz. Bakın üçüncü dibi yapıyoruz. Fakat hala biz nereyi kıramadık? Bir önceki tepeyi kıramadık. Evet, buradaki düşen trend kırıldı. Fakat bizim için önemli olan şu bölgenin kırılabilmesi arkadaşlar. Yani Bitcoin eğer 69K 70K üzerinde kalabilirse 4 saatlik ve günlük bazda biz arkadaşlar 73K'ları hedefleyebiliriz. Onun dışında hala düşüş senaryosu aktiftir. Yani arkadaşlar biz 70K üzerinde kalamazsak tekrardan kendimizi bir dip nokta olan 58.300'lere kadar indirebiliriz. Ben YouTube'da canlı yayınlara bayağıdır ara vermiş bulunmaktayım. Fakat elbette ki başlayacağız. Bununla birlikte arkadaşlar Gateio Live'da partner yayıncıyız biliyorsunuz ki. Açıklamalar kısmındaki linkten bizim Gateio Live platformumuza katılabilir. Oradaki dağıttığımız VIP'lerden, ödüllerden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda yine açıklamalar kısmında hem Binance hem Gateio referans linkimiz mevcut. Her ikisinde de komisyon indirimlerinden, alım satımlarda ciddi komisyon indirimlerinden faydalanmak için lütfen açıklamalar kısmındaki, hala üye değilseniz Gateio veya Binance'a, açıklamalar kısmındaki referans linkini kullanarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kendinize ve bize katkı sağlamış olursunuz. Bitcoin'de durum böyleyken USDT dominasyonda daha önce sizlere bir videoda bahsettiğim 3.76 seviyesi önemli yerde arkadaşlar. Bakın bu bölgeden tepkimizi aldık ve arkadaşlar 4.72'den tekrardan kafayı aşağı çevirdik. Fakat hala bir Bitcoin yükselişi emaresi söz konusu değil. Onu da burada anlattık arkadaşlar. 70K geçilmediği sürece yön nereye dedik? Aşağı dedik ve bununla birlikte 4.87'lere kadar da burada bir hedefimiz mevcut ki arkadaşlar 5.19 ve 5.31'lere kadar bu yükselişi taşıyabilir. Bitcoin'i de inadına 55K'lara kadar çekebilirler. Şimdi piyasada arkadaşlar bizim Fear Greed Index dediğimiz bir indeksimiz mevcut. Telegram'da bu indeksin botu var arkadaşlar. Sizler lütfen bu botu takip edin arkadaşlar. Bunun dışında bir de Binance Rekt diye bir bot var arkadaşlar. Size ikisinin faydasını söyleyeceğim. Ve özellikle Binance Rekt kullanarak nasıl kısa vadede marjinde kendi başınıza hiçbir şekilde kimseye ücret ödemeksizin veya eğitimsiz de olsanız kar edebilirsiniz. Bunu açıklayacağım. Aynı zamanda bizim de arkadaşlar birebir canlı eğitimlerimiz mevcut. Price Action ve ileri düzey teknik analiz. Yine onlara da katılmak için açıklamalar kısmındaki ücretsiz Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Öncelikle Fear Greed Index'ten bahsedelim. Bakın Fear Greed Index bizim korku veya açgözlülük indeksimizdir. Bu indeks 0 ile 100 arasında bir değer alır. Bizim için önemli olan şey 80 veya 75 üstüdür. Biz son dönemlerde 90'lara kadar dayandığımızdan dolayı piyasada bir geri çekilme bekliyorduk. Bu geri çekilme geldi. Fakat bana göre yeterli bir geri çekilme değil arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 20 Nisan'da biz halving göreceğiz ve halving öncesi ben %30'a yakın %28 civarlarında bir düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden 55K'lara kadar bu sarkmanın olabileceğine inanan kesimdeyim. Tabii ki inançlar her şeyi, teknik analizi doğrultmaz. Biz burada 70K'yı takip edeceğiz. Yani 70K üstünde kalıp kendimizi 73K, 74K seviyelere taşıyıp elbette ki oranın üstünde de günlük kapanışlar yaptığımız zaman tabii ki bizim analizimiz bertaraf edilmiş olur. Yani bozulmuş olur arkadaşlar. Fakat bunun dışında lütfen her an 58 ve 55K'nın gelebileceğini unutmayın. Bunun dışında arkadaşlar neden buraları önemsiyorum? Çünkü bakın sevgili dostlar, biz Ichimoku bulutu diye bir indikatörümüz var ki bize uzun vadede özellikle çok ciddi faydalar sağlar. Bakın nedir bu Ichimoku bulutu? Ichimoku bulutu kırıldığı zaman yukarı yönlü trend oluşturur ve arkadaşlar genellikle biz büyük düşüşlerde eğer bir bullish havasındaysak hala bunun altından, en kötü bundan destek alır, tekrardan fırlarız. Bakın biz uzun zamandır buraya değmiyoruz. Yani çok makas açıldı. Bu makasın boğa sezonuna daha güzel katkı sağlayabilmesi için biraz kapanması lazım. Yani bakın biz ilk geri çekilmemizi burada gördük. Yani 62.000 seviyelere kadar geri çekildik ve buradan tekrar tepki aldık. Şu an takıldığımız nokta mavi nokta, yani nedir? Ichimoku bulutunun Senkansen miydi neydi bunun adı, bir ismi vardı bunun. Buraya takılıyoruz. Yani biz bir sonraki düşüşte 62K'ların, 63K'ların, 62.300'lerin altında kapanışlar gördüğümüz sürece biz şunu yaşayacağız piyasada. Bakın şöyle şöyle yatay hareketle birlikte şöyle bir 59.60'lara, 55'lere, bu seviyelere değiş. Hatta belki daha da düşürmek isterlerse bakın şöyle bir 55'in altına, şöyle bir 54'lere kadar değişle birlikte hop tekrardan kendimizi yukarı çeviririz. Bu boğa sezonu için iyi bir şey olacaktır arkadaşlar. Piyasaların tamamen temizlenmesi anlamına gelir. Bakın aynı olguyu biz gördüğünüz gibi uzaklaştık ve bu bölgede yaptık. Yani 39-40 bölgesinde yaptık ve gördüğünüz gibi sonrasında gelen ataklar neredeyse 2 kat arkadaşlar. Dolayısıyla burada da aynı senaryonun olması piyasalar açısından gayet normal karşılanacak hareketlerdir. En önemli nokta şu ki 56K'ların altında günlük kapanışlar olmaması. Bakın kapanış demiyorum, kapanışların olmaması. Yani iğnede problem yok ki olmayacaktır zaten. Çünkü bir bullish havası var piyasada ve halving ile birlikte de bu daha da artacak. Şimdi burada biz bir de tabii ki altcoin'ler için önemli olan Bitcoin dominasyonuna değinelim. Bakın Bitcoin dominasyonu yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve 54.77'leri geçebilecek gibi duruyor. Fakat Bitcoin dominasyonunda şöyle bir şey var. Ana hedefler arkadaşlar 60-62'ler. Eğer biz Bitcoin dominasyonunda böyle bir hareket görmeksizin aşağı direkt salma görürsek arkadaşlar, bu bize şöyle bir işaret verecek ki gerçekten 2021'de biliyorsunuz ki ciddi bir alt boğa yaşayamadık. Bu boğa sezonunda bunun acısını çıkartacağız anlamına geliyor. Lütfen özellikle bu konuda da ihmal etmeyin ve elinizde arkadaşlar mutlaka meme token ve yapay zeka bulundurun. Biz şunu anladık ki meme token ve yapay zeka arkadaşlar, ki biliyorsunuz size 7-8 ay önce herhalde olmuştur o kadar, bir borsada işte milyoner olma gibi bir başlıkla size bir sepet hazırlamıştım ücretsiz bir şekilde. O sepet inanılmaz noktalara geldi. Daha da inanılmaz noktalara gidecek arkadaşlar. Daha da ciddi sepetlerden faydalanmak için açıklamalar kısmındaki Telegram'dan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Bunun dışında Binance Rekt diye bir şeyden bahsettim size. Otomatik sinyaller gönderen bir grup arkadaşlar bu Telegram'da. Bakın bunu sürekli takip ederseniz bazen şöyle makas aralıkları yakalayabiliyoruz. Biz piyasada arkadaşlar Bitcoin 18K diyelim, tamam mı? Bitcoin 18K iken bize bu 17.900'de, tamam mı, bir sinyal verebiliyor. Mesela ne sinyal verebiliyor? Longların patlayacağına işaret veya shortların patlayacağına işaret. Bu antisinde bu Binance Rekt dediğim uygulama tamamen işte likidasyon temizliği olan, işte atıyorum 1.2 milyon likitte temizlendi longlardan gibi bildiren bir uygulama. Fakat bazen böyle 18K 17.900 aralığında bir rakam bize verebiliyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Bakın piyasa 18K ise, biz burada 17.900 gördüysek muhtemelen arkadaşlar çok yüksek ihtimalle, bu arada ben bunu zamanında yapıyordum. Yani bu makas aralıklarını hala gördükçe de diyorum. Ha, çok böyle şu hayale kapılmayın. Her gün bir tane yakalarım, işte her ay bir tane yakalarım. Bu çok nadir geliyor. Yani her ay geliyor, mutlaka geliyordur diye düşünüyorum. Ama her gün öyle yakalamayı düşünmeyin arkadaşlar. Fakat burada ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar bir long pozisyon, bir short pozisyon arayış içine giriyoruz. Bu örnekte bakacak olursak piyasa 18K. Biz 17.900'den short likidasyonu görmüşüz, atıyorum mesela Binance Rekt algoritması üzerinde. Hemen buradan piyasayı shortluyoruz arkadaşlar. Ve hemen hemen bu bölgeleri bekliyoruz ve hemen hemen bu bölgeler nokta atışı olmasa bile geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Bunu da bedavadan değerlendirebilirsiniz arada yakaladığınız zaman. Yani gözünüze çarptığı zaman işleme girmekten korkmayın arkadaşlar o kesimde. Diyelim, biliyorsunuz ki XAU/BTC grafiği bizim ters köleli bir grafiğimizdir arkadaşlar. Yani biz XAU/BTC grafiğine bakaraktan piyasanın long veya short yönlü olduğunu anlayabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar biz BTC USD grafiğine bir sizlerle birlikte göz atalım. Birkaç bir şey anlatıp buradan da işlemleri, daha doğrusu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi kanala abone olup yayında beğenirseniz, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Çok yakın zamanda, yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde, biraz hastayım arkadaşlar, biliyorsunuz ki salgın var. Burada da canlı yayınlara hız kesmeden devam edeceğiz. Merak etmeyin sevgili dostlar. Hem burada hem live kısmında aynı anda aktif olacağız arkadaşlar. Bakın biz burada çok önemli bir şey var. Biz burada arkadaşlar tepe ve dip noktası arıyoruz. Bakın biz burada dibimiz neresi? Fibonacci'dir arkadaşlar. Bu Fibonacci direnç destekleridir. Burada gördüğünüz gibi burayı gördüğümüz noktada biz tepeyi yapmış ve ciddi bir düşüş almış oluyoruz. Ne zaman? Bakın arkadaşlar %50'lik bir düşüş yaşıyoruz. Aynı zamanda bakın biz burada tekrardan aynı noktaya geliyoruz ve tekrardan arkadaşlar piyasa inanılmaz bir ayı sezonuna giriyor. Şimdi dönelim. Bakın. Dönelim, biz neredeyiz abi? Hemen hemen aynı noktadayız değil mi? Hemen hemen aynı noktadayız. Ben işte bu yüzden piyasada ciddi bir geri çekilme bekliyorum. Yani ciddiden kastım 55K'lara, 53K'lara civarına bir şey arkadaşlar. Bakın daha önceyi kontrol ettiğimiz zaman sizlerle tekrardan şöyle bir kontrolünü sağlayalım. Bakın bu XAU/BTC grafiği salmaya başladığı noktadan itibaren Bitcoin bullish bir sezon yaşıyor. Daha öncesine gidelim hatta arkadaşlar. Bakın şöyle 2020 tarihlerine bakalım neler yapmış. Bakın. Bu yükseliş eğilimini başlatırken piyasa inanılmaz şurada bir düşmüş bak. Gördün mü? Güzel bir şekilde piyasa çakılmış şurada. Burası Bitcoin grafiği arkadaşlar. Yani birçok yer, işte burası keza burası bize şunu demek istiyor ki arkadaşlar Bitcoin'de bakın hala bir geri çekilme ibaresi söz konusu. Dolayısıyla temkinli adımlar atın demek istiyor arkadaşlar. Ha ben illa geri çekilir, illa şey olur demiyorum. 73K üstünde 2 gün kapanışıyla biz bu analizi bozarız arkadaşlar. Fakat onun dışında piyasadaki hala geri çekilme havasının devam ettiğini söyleyebilirim sizlere. Bu konuda da lütfen dikkatli olun. Ve Bitcoin dominasyonunun da kademeli olarak yukarı eğilimli olduğunu düşünürsek altcoin'ler için can yakıcı bir senaryo olacaktır. Özellikle kısa vadede piyasaya giren yeni dostlar için dikkatli olun. Tabii ki siz gitmişsiniz atıyorum mesela 0. bilmem kaç sentten bilmem ne almışsınız. Şu an zaten 7x'tesiniz, 5x'tesiniz. Biliyorsunuz live kısmını özellikle bizi takip edenler bilir. Biz Pepe 100 seviyelerinden aldık. 10 kat yaptık. Ben hala satmadığımı sizlere bildirdim ama dikkatli olun da demiştik arkadaşlar. Oradan izleyenler, burada da takip edenler varsa bilirler. Pepe'de hala kardayız. 6-7x'teyiz. Yani 3-4x'lik kayıp bir şey değil. Bu şekilde alttan aldığınız zaman piyasadaki düşüşlerde daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Opsiyonlarınızı daha rahat bir biçimde alabiliyorsunuz psikolojik ve mental olarak. Fakat yeni girdiyseniz, yani birçoğunuzun da tepe fiyatlardan piyasaya atladığını düşünecek olursak, ki yeni yatırımcı maalesef bu şekilde oluyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Piyasanın döngü kuralı böyle. Dolayısıyla burada dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Ethereum tarafında 3900 dedik. 3900'ün altına tekrardan sarktık. Şu anda bir direnç test ediyoruz arkadaşlar. Yani 3560'ların üstünde Ether kalamadığı sürece kendini muhtemelen 3000 ve kademeli olarak 2700'lere kadar salabilir. Bitcoin'in hızlı bir çekilmesiyle birlikte arkadaşlar. Tabii ki Ether altların babası olduğu için de Ethereum bu hareketi yaparken. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Sıyrılacak altcoin'ler illaki olacaktır arkadaşlar. Yani bazı altcoin'ler daha fazla pump yiyebilir. Bu süreçte biliyorsunuz ki birçok altcoin'den para çıkışı gördüğümüz için bazı hacimsiz coin'lerde, yani birçok hacimsiz coin'de biz şu hareketi görebiliyoruz. %150, %500 hareketlerini görebiliyoruz. Fakat bunlar istisnalardır ve bunların arasında %99'unuzun yatırımına olmadığı istisnalar olduğu için değerlendirmiyoruz arkadaşlar ve değinmiyoruz. Piyasanın genel ana hatlarına bakacak olursak durum böyle arkadaşlar. Başka bakacağımız bir şey var mı? Bir de Total 2 değerlendirelim. 15 dakikalarda da videoyu kapatırız. Bakın Total 2 1.255.000 dolarlara kadar çıktı. Ve burada bir negatif uyuşmazlık bizlere yarattı. Bu negatif uyuşmazlığı da görüyorsunuz arkadaşlar piyasalarda. Ve gerçekten güzel bir geri çekilmeyle birlikte şu anda da bir tepki hareketi alıyor piyasa. Tekrardan söyleyeyim, özellikle bakın bu bölgede de Total 2 bölgesinde de biz arkadaşlar bir direnç retest ediyoruz aslında. Şu anda 1.160.000 dolarların üstünde herhangi bir kapanış olmadığı sürece burası bir direnç retestidir ve düşüşler daha sert olacaktır. Dikkatli olun arkadaşlar. Bitcoin tarafında 70K'ların tam olarak kırılmadıktan sonra bakın burada da bir düşen trend kırılımı var. Ben bu düşen kırılımların fake olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Piyasaya tekrardan insanları toplayıp düşüş bitti emaresi yaratıp ki Fed'in de dün faiz arttırımı yapmamasıyla birlikte bunu çok güzel başarabilecekleri ortam var. Bunu yapıp tekrardan aşağı çakabileceklerini düşünüyorum piyasayı. Bitcoin'in 70K üstünde kalması bu analizi yanıltabilir. 70K'dan sonra 73K'yı hedefleriz. 73K üstünde, 74K üstünde 2 günlük kapanış veya haftalık kapanışta gelirse arkadaşlar biz tamamen aşağıyı hayal ürünü olarak en azından şimdilik görür ve yolumuza işte hedeflerimize 80K, 85K diye devam ederiz. Fakat biz geçtiğimiz birçok boğa döneminde biliyorsunuz ki 20 veya 24 Nisan'da halving olacak arkadaşlar. Yani Bitcoin kazançları yarılanacak. Bununla alakalı bir short videosu da var arkadaşlar. Halving zamanları ve halving nedir diye detaylı. Detaylı incelediğimiz ona da bakabilirsiniz yani. Hemen hap bilgilerle anlatmıştık zamanında, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer değinmediyseniz, izlemediyseniz veya bilginiz yoksa. Tekrardan söylüyorum. Piyasalarda arkadaşlar halving öncesi biz %30, %20, %40 belki geri çekilme görebiliyoruz. Bunlar gayet normal hareketlerdir arkadaşlar. Ve bence piyasada 50K bile gelse korkulacak bir şey yoktur. Ben 55'in altının çok geleceğini düşünmüyorum. Bunlar tamamen alım fırsattır ve yeni yatırımcıyı, yani şu ana kadar alan insanları silme politikasıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önümüz boğa, korkulacak bir şey yok. Bu konuda rahat olun. Yükleyebildiğiniz kadar mal yükleyin. Hala net bir boğa sezonuna girmiş değiliz. Çünkü hala bir halving görmedik. Biz asıl patlayışları, özellikle asıl altcoin patlayışlarını, o bir gecede %105, %2000'ler görülen altcoin patlayışları var ya, yeni listinglerde özellikle. İşte biz o dönemlere daha girmedik arkadaşlar. Özellikle bir haftada 8x yapan coinlere, mesela geçtiğimiz dönemlerde VRX miydi neydi? Bir haftada 7-8x yapmıştı. Bu tarz dönemlere henüz girmedik. Bu tarz dönemler için 1-2 ayımız, birkaç ayımız hatta daha var. Dolayısıyla rahat olun. Hala birçok projeye çok güzel alım bölgeleri veriyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Piyasalarda durum bu şekilde. Tekrardan sizlerden ricam, videoyu beğenip düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz ve kanala abone olup takip ederseniz sevinirim. Açıklamalar kısmındaki referans linkinden de dediğim gibi Telegram grubumuza katılabilir ve hala Binance veya Gateio'ya üye değilseniz de komisyon indirimlerinden faydalanmak için yine açıklamalar kısmındaki referans linkini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Piyasalarda durum böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum efendim. Bay bay sevgili dostlarım.